Ben Sevilay. Bugün mutfağımda kayınvalidem var. Hoş geldin anne. Hoş bulduk çocuğum. Bugün annemle birlikte sizlere pırasa dolması yapacağız. Son zamanlarda bayağı popüler bu tarif. Çok da lezzetli oluyor. O zaman pırasa dolmamızın yapımına başlayalım. Pırasa dolması için gerekli malzemeler 1,5 kilogram pırasa, 1 adet büyük boy soğan, 500 gram kıyma, 1 su bardağı pirinç, yarım demet maydanoz, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, pul biber, karabiber, tuz, 1 çorba kaşığı tereyağı ve sıcak su. Şimdi ilk önce pırasalarımızı haşlayacağız. Önce bir sıcak suyumuzu tencereye boşaltıyoruz. Kolay olsun diye biz suyumuzu beklememek için önceden ısıttık. Evet. Suyumuz hazır burada. Suyumuzu koyduk. Altını açalım ocağımızı. Tamam. Şimdi pırasalarımızı 5-6 santim uzunluğunda kestik. O yeşil kısımlarını attık. Kestim. Sadece üst kısımları kaldı. Evet. Beyaz tarafları. Şimdi suyun içine atıyoruz pırasaları. Haşlanana kadar bekleyeceğiz. Evet. Şimdi pırasalarımızı kontrol ediyoruz. Bakıyoruz. 10-15 dakikada haşlanıyorlar zaten. Pırasa çok haşlanmış, evet. Şimdi altını kapatıp kemiğimizi, pırasalarımızı dolduruyoruz. Şimdi pırasa dolmamızın içini hazırlayacağız. Önce kıymamızı boşaltıyoruz. Kıymamızı koyuyoruz. Pirincimizi döküyoruz. Maydanozumuzu koyuyoruz. Soğanımız. Bir baş büyük soğan. Hazırladığımız karabiber, pul biber. Evet. Koyduk. Şimdi salçamız. Bildiğimiz bir dolma iç hazırlıyoruz. Yani. Tuzunu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı bu kadar. Şimdi su ilave ediyoruz ki güzel karışsın salçası diye. Şöyle. Karıştırdık şimdi güzelce. Bütün malzemeler karıştı. Evet, evet karıştırdık. Suyla kıvam verdik. Evet. Yağ kullanmıyoruz etli dolmada evet. Biz. Üzerine koyacağız yine biraz önceki gibi. Tamam. Bu kadar. Şimdi sarmaya başlayacağız. Başlayalım. Şimdi haşladığımız pırasaların suyunu süzdük. Pırasalarını aldık elimizden. Yani ne yapıyoruz? Şimdi ben böyle elimle açıyorum ama isteyen zaten yumuşak oluyor. Bıçakla kesip de yapabilir. Bak tamam. Şimdi açtım ya. Bunun burada incecik bir şeyi var. Onu bazıları kendinden çıkıyor. Bazılarını sen ayırıyorsun. Ayıklıyorsun böyle bu şekilde. Zarını çıkardın. Zarını çıkardık evet. Sonra bunu tabakla da yapabiliriz şöyle. Elimizle de yapabiliriz. İsteyen istediği gibi sarabilir. İçine koyduk ağzımızdan. Kenarlarını kapatmadan çok taşmayacak şekilde bu şekilde koyuyoruz. Düz bir şekilde sarıyoruz. Gene aynı şekilde açıyoruz. Elini aşağı getirin anne görsün. Böyle bu şekilde. Tamam. İçini çıkardık beyazını. Beyaz yerini. Sarması çok kolay. Çok. Uğraştırmıyor. Evet. Çok da lezzetli. Düz bir şekilde evet. Sarıyoruz. Evet aynen. Şimdi bütün pırasalarımız devam bitene ediyoruz. Kadar aynı şekilde, bu şekilde sarmaya devam evet. Ediyoruz. Dolmalarımızı sardık. Tenceremize güzelce dizdik. Evet. Ocağımıza koyduk. Şimdi tuz koyalım. Tuz koyuyoruz. Az koyuyoruz çünkü etin içine koyduğumuz için. Bundan sonra altını açıyoruz. Tamam. Suyumuzu ilave ediyoruz kenarlarından. Hizasınca su koyuyoruz. Evet, aynı hizasınca her dolmada olduğu gibi. Tamam. Şimdi yağımızı ilave ediyoruz. Tereyağı. Tereyağı kullanıyoruz. Evet. Etli olduğu için daha lezzetli oluyor. Kaynayıncaya kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte yemeğimizi pişiriyoruz. Şimdi kaynayana kadar bekliyoruz.
Dolabın suyu kaynadı. Ocağımızın altını kısıyoruz. Şimdi kısık ateşte pişmesi için bekliyoruz. Pırasa dolmalarımızı kontrol ediyoruz. Tenceremin kapağını açtım. Gördüğünüz gibi suyu az kalmış. Ocağımın altını kapatıyorum. Her ihtimale karşı şöyle bir çatalla kontrol ediyorum. Yumuşacık, yaklaşık 45-50 dakika oldu. Zaten çoktan pişmiştir. Evet. Ve pırasa dolmalarımız hazır. Bugün sizlere kıymalı pırasa dolması tarifi verdik. Eline sağlık anne. Gerçekten pırasa ile yapılacak değişik bir tarif. Kışında bol bol zaten pırasa var. Bol bol tüketmemiz gerekiyor. Çok faydalı. Evet. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.